Evet, Berk Yardım, merhaba arkadaşlarım. Bugün yeni bir arkadaşım var. Daha önceki videolarda bahsettim aslında ben senden de. ne diye bahsetmiştim? Şey diye bahsetmiştim. Ha? Berk dedim. Berk de gelmek istiyor dedim. Şeye dedim, gelmesin dedim üstüne. Oğlum eğitim bölümleri dersi vardı. Sen buraya gelmek istiyordun ama yani. O yüzden ben de gelmedim. Erdal Hoca'nın dersiydi. Erdal Hoca'nın dersiydi, evet. Vallahi Erdal Hoca'nın dersiydi. Evet, şimdi arkadaşım biz sizle Büyük Selçuk Devleti'ne baktık. Büyük Selçuk Devleti'ne baktık. Orada tabii ki şey önemliydi. Sultan Alparslan'ın Malazgirt Meydan Muharebesi önemliydi. Çünkü Malazgirt Meydan Muharebesi'yle artık Türkler Anadolu'ya girdi ve Türk beylikleri ortaya çıktı. Birinci Türk beylikleri diyorum buna. Birinci Türk beylikleri Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra ortaya çıkmıştır. Ve artık Anadolu tarihi ya da Türkiye tarihi başladı da diyebiliyoruz. Tabii ki sadece birinci Türk beylikleri değil, aynı zamanda ne çıktı ortaya? Anadolu Selçuk Devleti. Biz şimdi bu birinci Türk beyliklerine değineceğiz sizinle. Sonra da bu Anadolu Selçuk Devleti'ne değineceğiz. Ama burada bir de kim varmış bak? Bizans varmış. İşte Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra biz Anadolu'da var olan Bizans'ı ne yaptık? Böyle Marmara'ya doğru sıkıştırdık. Türkler Anadolu'ya geldi ama burada şu da önemli bak. Zaten Bizans'ın ağır vergilerinden bıkmış bir Anadolu halkı vardı. Zaten onlar da beni kabul ediyordu. Anadolu'ya gelmemi istiyor. Yeter ki Türkler gelsin mantığı vardı arkadaşlar. Tamam, buna kesinlikle dikkat ettim. Bir de şunu söyleyeyim. Bu birinci Türk beylikleri Anadolu'da kesinlikle Türkiye tarihini başlatmıştır. Bunlara devlet diyen de var. Milli eğitim kitaplarında devlet diye geçmiyor, tamam mı? Yani devlet olabilmesi için kendi ayrı bayrağı, bir sürü şeyi falan olması gerekiyor. Ve bir de şunu kesinlikle unutmayacağım. Alparslan'ın, Sultan Alparslan'ın altına yazdık gerçi de. Sultan Alparslan Muş'un Malazgirt Ovası'nda Bizans hükümdarı Romen Diyojen'i yendikten sonra askerlerine ne diyordu? Anadolu'da fethedilen topraklar fethedenin malıdır. Ve biz buna ne dedik? Kılıç hakkı dedik. Yani senin kılıcının hakkıdır orası diyor. Beyliğini kurabilirsin. O zaman bu beylikler, birinci Türk beylikleri kılıç hakkı sonucunda kurulmuştur. Buna kesinlikle dikkat ettim. Şimdi biz ilk önce bu birinci Türk beyliklerini işleyeceğiz. Kısa kısa özelliklerini, nerede kurulduğunu ve bir takım eserleri var onların. Onlara bakacağız. Ondan sonra da Anadolu Selçuk Devleti'ne geçeceğiz. Ama şuraya şöyle diyeyim. Bunlar nereden sonra kurulmuş? Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra kurulmuş arkadaşım. Şöyle bir çizgi attım ve neyle başlayayım? Şu ilk kurulanla başlayalım. Saltuklular dedik. Saltuklular. Bak. Hocam diyor, ben karıştırıyorum diyor bunun diyor Erzurum'da kurulduğunu. Ya şöyle tut aklını. Ya. İçinde U var. Erzurum'un da içinde U var. Tamam? Saltuklular Erzurum çevresinde. Erzurum çevresinde kurulmuştur. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir arkadaşlarım. Kılıç hakkı sonucunda kurulmuştur. Tamam? Şunu bileceğim bak. Bunların hepsi Haçlılarla mücadele etti. Bu şu demek. Türkler Anadolu'ya yerleştikten sonra Türkleri Anadolu'dan atmak amacıyla Hristiyan Birliği gelecek sürekli. O yüzden bu beyliklerin hemen hemen hepsi arkadaşım Haçlılarla mücadele edecek. Anadolu Selçuk Devleti de edecek. Biraz sonra göreceğiz zaten. Ama Eyyubiler'de, Mısır'daki bir devlet olarak göreceğim onu sizle. Eyyubiler de Haçlılarla mücadele etmiştir. Tamam. Erzurum çevresinde kurulduğu eserleri önemlidir Saltukların. Mesela Mama Hatun Türbesi. Mama Hatun Türbesi. Bak. Kitaplar şöyle de ayrılır. Benim notta da öyle ayrılmış vaziyettedir ama sen şunu bil bak. Der ki işte türbede dini şahsiyetler yatar. İşte kümbette daha çok devlet adamları. Bu tam olarak böyle değildir. Ben sana şunu sağlamasını yapayım. Mesela bak, bu devletin bir kurucusu olan Kurtalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Bu devletin kurucusu. Bu devletin kurucusu Caber Kalesi'nde mezarı vardı. Biz ona Süleyman Şah Türbesi diyorduk arkadaşlar. Ha, evet, hatta Suriye'nin Eşme köyüne geri taşıdık biz onu, değil mi? Çok bahsettik videolarda bunlar. 2016'da geri taşıdık IŞİD'den koruyamadığımız için. Şimdi Süleyman Şah devlet adamı mı? Devlet adamı. Ama Süleyman Şah Türbesi diyorum. Yani anladın yani sadece dini şahsiyetler için kullanılmaz bu anıt mezar niteliğindedir. Tamam? Neymiş bu? Anıt mezar. Tamam? Kümbe dağ koni şeklinde geliyor böyle. Altı şey silindir, üstü koni gibi düşünebilirsin kümbeti. O kümbet de anıt mezardır. Mama Hatun Türbesi. Üç kümbetler. Mesela bak. Üç kümbetler ve tepsi minare. Tepsi minare kime aittir? Saltuklara aittir. Genelde şöyle soru yapacak bak. Birinci Türk beyliklerinden biri değildir der genelde. İkinci Türk beyliklerinden koyar.
Ya da eserlerinden soru yapabilir. Tabii ki bunlar birazcık ezber gibi olan yerlerdir. Soru çözdükçe oturacaktır arkadaşlarım. O yüzden çok kafanıza takmayın. Ve şunu da söyleyeyim size. Bu devlet, bu Anadolu Selçuklu Devleti, işte burada büyük Selçuklar vardı, Anadolu'ya girdiler falan ya, yani Anadolu Selçuklu Devleti kurulacak. Bu beylikleri hep kendi içine dahil ederek Anadolu'da büyümeye çalışacak. Bunu ileride aynısını Osmanlı Devleti de yapacak. Dolayısıyla bu Saltuklulara Anadolu Selçuklu hükümdarı son vermiştir. Söyleyeceğim adım da sana lazım değil. Yani şöyle soru yapmak. Saltuklulara kim son verdi? Böyle bir soru olmaz. Rüknettin Süleyman Şah falandır mesela. Son vermiştir. Hamallık yapmayacaksın. Bu soruyu sana zaten sormayacak arkadaşlar. Neyi bildim? Erzurum'da kurulduğunu bildim. Birinci Türk Beyliği olduğunu bildim. Eserlerini bildim. Bu kadar. Tamam. Evet. Şöyle devam ettim. Danışmentler diyelim. Danışmentliler. Evet. Danışmentliler ise Sivas, Tokat, Kayseri çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Danışmentliler arkadaşlarım. Danışment Ahmet Gazi tarafından. Tabii ki bunlar hep Alparslan'ın komutanları. Fethedenin malıdır dedi ya fethedilen topraklar. Mesela danışmentlilerin en önemli özelliği ise şu. Anadolu'da ilk medreseyi kurular. Anadolu'da ilk medrese Tokat. Evet, Tokat Yağıbasan medresesidir. Ya da Niksar medresesi olarak da bilinir. Sadece Tokat Yağıbasan olarak bilmem. Evet, çok çıkar. Anadolu'daki ilk medrese. Mesela bak şunu sorayım sana. Peki Türk İslam tarihindeki ilk medrese kime ait? Hangi devlete ait? Nerede? Karahanlılar. Zaten Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti değil mi? Tabgaç Buğrahan medresesi. Değil mi? Ya da Semerkant medresesi olarak geçer. Bir önceki derslerde söyledim onu Karahanlıları, Gazileri işlerken. Şimdi şuna dikkat ettim yani. Medrese mimarisi İslam kültürüyle girmiştir. Literatüre, Türk kültürünün içerisine yani. Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra bu medrese mimarisi girmiştir. Ama buralardaki medreselerde, yani Osmanlı'nın duraklama dönemine kadar olan dönemde medreselerde pozitif bilimde okutuluyor. Yani tıp, tarih, coğrafya, hatta müsellesat yani trigonometri bile okutuyor. Duraklamadan itibaren pozitif bilim artık okutulmamaya başlayacak. Orada beşik ulemalı sistemlerinden falan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle toparladım. Türk İslam tarihindeki ilk medrese Karahanlılara ait. Adı da Tabgaç Buğrahan Medresesi ya da Semerkant Medresesi. Anadolu'daki ilk medrese kime aitmiş? Danışmentlere ait Tokat Yağıbasan Medresesi. Bunlar da Haçlarla mücadele etti. Haçlarla beni atmak için gelecekler Anadolu'dan. Haçlarla mücadele etti danışmentlerdi arkadaşlar. Tamam, buna kesinlikle dikkat ettim ve kendi adına para bastıran ilk Türk beylidir. Tamam, danışment Ahmet Gazi. Ne dedim? Burası da önemli. Kendi adına para bastıran ilk Türk beyliği. Arkadaşlarım, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde para bastırmak bir hükümdarlık belirtisi değil. Mesela Türk işlerde Bagat Arkan vardı, kendi adına para bastıran, değil mi? Hatta kendine para bastıran ilk hükümdardı. Orada hükümdarlık belirtisi değil. Evet, ama burada orada bağımsızlık ve burada daha çok aga benim demek. Hükümdarım artık, kendi adıma da para bastırdım anlamındadır. Tamam? Evet. Peki geçelim Mengücekliler'e. Şöyle hemen yazayım, buraya sığdırırım onu. Mengücekliler arkadaşlarım. İçinde C var, Erzincan. Onda da C var. Tamam? Erzincan'da kuruldu. Erzincan'da kuruldu. Bak şimdi. Bir şey söyleyeceğim burada. Dersin en başında da söyledim ilk videoları. Şifre yapacağız aga. Yapmayacağız diye. Çok önemli yerlerden. Bunu saçma sapan buraya şifreleyenler var böyle. Tamam. O saçma sapan şifrelerin içine girersen çıkamazsın işin içinden. Arkadaşım. Yani tabii şifre lazım bize. Çok önemli yerler. Daha çok Cumhuriyet tarihinde şifre yapacağız. O yüzden bak, daha basit bir yol. Mengücek, Erzincan. İkisinde de C var. Saltuklu, Erzurum. Danışman zaten herkesin aklında kalıyor. Tokat, Kayseri, Yağıbasan diye. Tamam. Tokat medresesi ya da Niksar medresesi ya da Yağıbasan medresesi bilmen açısından. Erzincan'da kurulmuştur. Hemen şöyle dedim. Burada çok önemli bir şey var. Divriği Ulu Camii. Ulu Camii çok tabii ki bizde arkadaşlar. Tamam. Evet. Divriği Ulu Camii 1985 yılında
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine Anadolu'dan giren ilk yerdir Divriği Ulu Camii. Şimdi şöyle diyebilirsin mesela. Hocam Divriği Sivas. Divriği de çok maden falan da çıkıyor. Demir falan var galiba hatta orada. O dönemde Erzincan'a bağlı. Öyle kavram karmaşası yaşama yani. Ulan Divriği günümüzde Sivas'a bağlı burada. Evet, aynen. Dolayısıyla burada Erzincan'a bağlı, öyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Tamam. Hemen şöyle devam edelim. Şu Çakabeyliğini seviyorum. Ona bir gelelim. Mesela şöyle de soru yapar bak. İşte birinci Türk beyliklerine ait eserlerden değildir der. Şu bölgeden bir eser verir. Tamam, mesela Bursa Ulu Camii. Bursa Yeşilce. O Osmanlı'ya ait onlar. Ha? Ben o Bursa'yı falan alamadım. İznik'e falan gelebildim en fazla. Arkadaşlar, tamam. Şu bölgedeki bir eseri verdi mi çat o bize ait, yani birinci Türk beyliklerine, Anadolu Selçuklu'ya ait değil. Ama Kayseri'den, işte Erzincan'dan, Erzurum'dan, Mardin'den falan, Diyarbakır'dan eserler verirse birinci Türk beyliklerine ait. Burada da böyle bir çıkarım yapacaksın. Hangisi birinci Türk beyliklerine ait eserlerden değildir dediğine Marmara'dan bir yer arayacaksın şıklarda. Zaten koyacak sana yani. Bursa Ulu Camii diyecek. Mesela. Ha, aynen değil mi? Ya da İznik Hacı Özbek Camii. Ha, Osmanlı ilk camii mesela. Gibi şeyler söyleyecek, değil mi? Evet, ama şey İznik mesela Anadolu Selçuklu'nun başkenti, o birazcık şey hocam senin dediğine uymuyor gibi. Orada da bir zahmet onu açmış. Evet, çeldirisi yüksek oluyor. Aynen doğru diyorsun. Peki. Gelelim Çakabeyliğine. Çaka Beyliği. Evet. İlk denizci Türk beyliğidir arkadaşlar. Çaka Beyliği. İlk denizci Türk beyliğidir. Tamam. Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Kuruluş yılına hemen şuraya yazayım. 1081 olan kuruluş yılı Çaka Beyliği'nin Türk Deniz Kuvvetleri'nin de kuruluşu kabul edilir. Tamam. Türk Deniz Kuvvetleri'nin de kuruluşu kabul edilir. Tamam, buna dikkat ettim bak. Şöyle demedim. Türk Donanma Günü olarak kutlanır demedim. O Preveze Deniz Savaşı olacak. İleride 1538'de göreceğiz. Kanuni zamanında Barbaros Hayrettin Paşa. O Donanma Günü olarak kutlanacak. 27 Eylül'ün tarihi. Bu Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluşu kabul edildi. Aslında Bizans'tan da bazı adaları aldı. İşte Rodos, Midilli, Sakız Adası gibi adaları aldı. Nerelermiş onlar? Bizans'tan alıyor bunları bak. Rodos, Midilli, bu Ayvalık'ın karşısındaki ada. Sakız, değil mi? Bak, burayı alabilmek için, size derste söyledim. Gezmekle de öğreniyor insan yani. Burayı alabilmek için Fatih Sultan Mehmet Yeniçerileri Ayvalık'ın Küçük Köy diye bir köyü var. Sarımsaklı plajına yakın. Orada bekletiyor. Tamam. O küçük köyünde adı Yeniçerileri orada beklettiği için eski adı Yeni Çarahor'uymuş. Küçük. Yani Yeniçeri orada Midilli Adası'nı almak için Yeniçerileri burada bekletmiş. O küçük köyde bekletmiş Fatih Sultan Mehmet. Bu da ne demek? Ege Adaları'nı Fatih almıştır Osmanlı zamanında demek. Ama burada kim de almış? Çaka Bey almış Bizans'tan bu adaları. Zaten şöyle bir özelliği var Çaka Bey'in. Mesela şunu sorayım ilk önce sana. İstanbul kuşatında ilk Türk devleti? Avarlar. Kimle birlikte kuşattı? Sasanilerle birlikte. Tamam. Şimdi bak burada da şöyle bir şey var. Çakabeyli de İstanbul'u kuşatma girişiminde bulunmuştur. Kimle birlikte? Peçenekler. Karadeniz'in kuzeyindeki bir Türk topluluğuydu. Peçenekler. Hemen şöyle dedim. Peçenekler ile İstanbul'u kuşatma girişiminde. Kuşatma girişiminde bulundu. Daha sonra Anadolu Selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan var, bunun damadı, Çakabey'in damadı. Bizans kışkırtmasıyla damadı tarafından öldürülüyor. İşte, tamam. Ve Anadolu Selçuklu egemenliğine de giriyor. Ama Çakabeyliği tarihimize çok önemli bir beylik. Hemen şöyle dedim. Artuklular. Artuklular. Anadolu Selçuklu'yu da çekeriz dedi gibi. Çekemeyeceğim, bitiremeyeceğim gibi de geliyor yani. Biter biter. Evet.
Artuklu Beyliği. Bunlar da yeni şeyle Haçlılarla mücadele etmiştir. Mesela nerelerde? Mardin, Elazığ, Hasankeyf. Evet. Mesela şeyde Elazığ'da Harput Kalesi var mesela. Ben askere giderken Elazığ'a uğramıştım. Yani doğuya gittiğin için mecbur Elazığ'a uğruyorsun. Terör bölgesine gittiğin için faaliyet bekliyorsun. Zırhlarla falan götürecekler seni. Elazığ'da yemek yemeye Harput Kalesi'ne çıktım. Harput Kalesi Artuklulardan kalma bir eserdir günümüze yaklaşık. Tamam. Şöyle yazayım o zaman ilk önce. Harput Kalesi. Harput Kalesi. İşte. Malabadi Köprüsü. Bunu sormuşlardı. Malabadi Köprüsü hangisine ait diye, hangi beyliğe ait diye. Mesela Hatuniye Medresesi. Hatuniye Medresesi. Mesela Zinciriye. Zinciriye Medresesi gibi eserler hep Artuklu dönemi eserlerdir. Buna kesinlikle dikkat ettim. Ve Artuklu dönemi bir bilim insanı var. Bu çok önemli. Evet, sibernetiğin kurucusudur kendisi. El Cezeri. Değil mi? Evet. Neyin kurucusuymuş? Sibernetiğin. Sibernetiğin kurucusudur. Sibernetik ise bizde olmayan denge ve kontrol bilimidir. Evet. Denge ve kontrol bilim. Yani robotik bilim aynı zamanda da diyebiliriz. Evet. Robotiğin kurucusudur aynı zamanda. Tabii ki. Robotiğin de kurucusu kabul edilir. El Cezeri bana yüksek lisans mülakat sorusudur aynı zamanda kendisi. Evet. Önemlidir arkadaşım. Harput kolu, işte Mardin kolu ve Hasankeyf kolu diye üçe ayrılıyorlar. Harput, Mardin ve Hasankeyf kolu diye üçe ayrılıyorlar. Bunları sana sormaz ama işte Harput koluna kim son verdi? Alaaddin Keykubat. Tamam mı? Harput koluna. İşte Mardin koluna kim son verdi? Karakoyunlar. İşte Hasankeyf koluna kim son verdi? Eyyubiler. Hani bu tarz bir soru yapmaz sana. O yüzden söylüyorum sadece, zaten notta var. Üzerini çizersin onu. Tamam. Evet. Şimdi tabii ki bunlar haricinde de bazı beyliklerim var benim. Birinci Türk beyliklerinden. Onları da şuraya ekleyeyim arkadaşlarım. Tamam mı? Şuraya ekleyelim onları. Sadece isimlerini ve nerede kurulduğunu bilmen yeterli. Ne için lazım bize çünkü? Birinci Türk beyliklerinden değildir deyip sonra da bilir. Mesela bir tanesi Ahlaş Çağlar. Ahlaş Çağlar ya da Sökmenliler olarak bilir. Ha? Mesela bir tanesi Dilmaçoğulları. Dilmaçoğulları. Bir tanesi İnaloğulları. Bir tanesi Tanrı Vermiş Oğulları. Tanrı Vermiş Oğulları. Bir tanesi de Çubuk Oğulları diye beylikler var. Mesela Ağlaşçalar bildiğin Ağlat bölgesinde, değil mi? Bu Van Bitlis civarındaki bölge. Hatta ileride Yası Çemen Savaşı'nda da aynen. İleride de Yası Çemen Savaşı'na sebep olacak. Hazremşahlarla şu Anadolu Selçuk Devleti arasında. Dilmaçoğulları Bitlis Erzen yazayım. Bitlis Erzen. Evet. İnaloğulları Diyarbakır Ergani. Arkadaşlarım İnaloğulları. Diyarbakır Ergani. Tamam. Tanrı vermiş oğulları Efes. İzmir. Efes. Çubukoğulları Harput arkadaşlar. Tamam. Çubukoğulları Harput bölgesinde kurulmuş. Şimdi hocam sen bunları nasıl tuttun aklında? Ya ben sürekli anlattığım için ve sürekli soru gördüğüm için aklımda tutabiliyorum. O yüzden sen de sürekli soru çözersen bunlarla alakalı. Zaten nasıl ders çalışılması gerektiğini ben ilk videoda da söyledim yani. Konu soru, konu soru. Ha, başka bir şey yapmayacaksın. Konu içinde de boğulmayacaksın ama yani. Ha, bunu hep tekrar edeyim. Ha, sorular üstünden tekrar edeceksin. Sürekli soru çözeceksin ve yanına not alacaksın. O zaman benim birinci Türk beyliklerim kimlermiş? Çaka Beyliği, Danışmentler, Mengücekler, Saltuklar, Artuklar, Ağlaşçalar, Dilmaçoğulları, İnaloğulları, Tanrı Vermiş Oğulları, Çubuk Oğulları. Mesela şunlar hariç, diğerlerinin içinde de oğulları vardır. Mesela Artuk oğullarıdır ama soruda ona Artuk oğulları demiyor. Artuklular diyor. O yüzden şunlar hariç, bak, içinde oğulları olmayan birinci Türk beyliklerindendir genellikle. Arkadaşlar. Tamam. Buna dikkat edin. Ha, bunların içerisinde var oğulları. Ama en önemlisi 5 tanesi buradakiler. Peki. Şimdi bu birinci Türk beyliklerini gördük. Nereye geldim? Anadolu Selçuklu Devleti. Hemen onu da şurada işleyeyim.
Anadolu Selçuklu ya da Türkiye Selçuklu devleti olarak da bilinen bir devlettir. Sondaki videolar çok şımarık. Buralarda sakin gidiyorum. Evet. Anadolu Selçuklu Devleti 1077 ve Osmanlı'nın kuruluşuna denk gelir. Tam yıkıldığı tarih 1308. Tamam. Bak, o zaman şöyle bir çıkarımda bulunabilirim. Halil İnalcı'ya göre, rahmetli Halil İnalcı'ya göre ki İlber Ortaylı'nın hocasıdır. Halil İnalcı'ya göre Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi 1302'dir. Koyunhisar Savaşı'nı baz alıp göreceğim o Koyunhisar Savaşı'nı. O zaman bak, Osmanlı kurulmuş, Anadolu Selçuklu'da varmış. Büyük Selçuklu değil ama Anadolu Selçuklu Devleti Osmanlı Devleti ile çağdaştır. 6 yıl olsa da. Zaten Osmanlı oğulları Anadolu Selçuklu'ya bağlı bir uç beyliği olarak ortaya çıkmıştır. Buna kesinlikle dikkat ettik. İlk önce şunu bildim. Şimdi bu devlet varken Büyük Selçuklular da var. Yani şimdi Büyük Selçuklu 1157 yılına kadar yaşıyor Büyük Selçuklu Devleti. Ama daha çok da İran merkezi. Değil mi? Peki. O zaman bu devletin kurulmasına izin veren, onay veren bir Büyük Selçuklu hükümdarı olacaktır. Adı da Melikşah. Melikşah'ın izni ve onayıyla Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. İlk önce onu bildim. Şöyle diyeyim bunu bak. Tam şey olsun. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın izni ve onayı ile kurulmuştur. Buna kesinlikle dikkat ettim. Yani evet, Anadolu'da daha çok şu devletler gibi işte, şu beylikler gibi işte, daha çok Anadolu'da Türk nüfusunun artması açısından da onay verilmiştir. Kurucusu Kutalmışoğlu, Süleyman Şah. Evet, kurucusu Kutalmışoğlu, Süleyman Şah'tır. Arkadaşlar şimdi Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Ben size daha önce söylemiştim. Büyük Selçuklu'nda kolları vardır. Bir Atabeylikler vardır. Bir de kolları var. İşte Kirman Selçukları, İran Selçukları, Suriye Selçukları, işte Anadolu Selçukları gibi. Tamam. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Suriye Selçuklularıyla, Suriye Selçuklu Emiri Tutuş'ta bir savaş yapıyor. Aynı Seylem Savaşı. Bu sana lazım değil. Tamam. Aynı Seylem Savaşı'nda hayatını kaybediyor Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Tamam. Kutalmışoğlu Süleyman Şah aynı Seylem Savaşı'nda hayatını kaybettikten sonra devlet Fetret devrine girmiştir. Aynı Büyük Selçuklu gibi. Mesela Büyük Selçuklu Devleti'nde Melikşah'ın ölümüyle Fetret devrine girmiştir. Burada Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın ölümüyle. İlk önce yazdım. Ne dedim? Aynı Seylem Savaşı'nda ölmüştür. Tamam. Ha, bu arada tabii ki Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın devleti kurmasına izin veriyor Melikşah ama Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğullarını da esir alıyor. Kulan Arslan ve Kılıç Arslan. Kim? Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah. Neden esir aldı bunun oğlunu? Bana bağlı kal diye işte. Oğulların bende bak. Sen bana bağlı bir devletsin diyor Anadolu'da. Tamam mı? Buna da dikkat ettim. O Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğulları Kulan Arslan ve Kılıç Arslan'ı kim esir aldı diye sana sormaz. Ama söyleyeyim ya. Kim almış? Melikşah şunu daha iyi yönetebilsin diye. Tamam? Ama aynı Seylem Savaşı'ndan sonra devlet Fetret devrine girdi. Tamam? 1091-1118 yılları arasında. Değil mi? Öyleydi değil mi tam tarihi? 1091. Nasıl? Ha, bir şeyle karıştırdık. Dur tamam. Büyük Selçuklu'yla karıştırdık. 1086-1092. Evet. 1086-1092. Şimdi burada Fetret devrinde. Neden? Kutalmışoğlu Süleyman Şah öldü çünkü arkadaşlar. Peki şöyle der. Bu Fetret devrinde ülkeyi kim yönetti? Arkadaşlar. Ülkeyi yöneten Ebu'l Kasım. Tamam? İznik valisidir kendisi. Ebu'l Kasım ülkeyi yönetti. Buna kesinlikle dikkat edeceğim. Peki neresi merkezli kuruldu bu devlet? İznik merkezli kuruldu arkadaşlar. Tamam. İznik merkezli kurulmuştu. Yani İznik başkentin ilk. Tamam. Evet. Şimdi
Melikşah'ın elindeki çocuklardan biri olan Kılıç Aslanı Melikşah serbest bırakıyor. Devletin başına geçmesi açısından. Dolayısıyla Kutalmış oğlu Süleyman Şah'ın oğullarından biri olan Kılıç Aslan nereye geçecektir? Devletin başına. O zaman şöyle yazdım hemen. Birinci Kılıç Arslan. Tamam. Evet. Birinci Kılıç Arslan. Şu beylikleri de buradan sildim. Şimdi biz Anadolu'ya girdiğimiz için Malazgirt'ten itibaren, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden itibaren Anadolu'ya girdiğimiz için bizi Anadolu'dan atmak amacıyla hep gelecekler. Kim? Hristiyan Birliği. Bak tek bir Hristiyan devleti gelirse onunla daha savaş olmaz. Birden fazla Hristiyan devlet birleşerek geliyor. Ne için? Türkleri Anadolu'dan atmak için. Evet. Tabii ki Bizans'ın falan da çaresiyle. Bak. Buralarda beni, bu Selçuklu zamanında beni Anadolu'dan atmaya çalışıyorlar ama ileride Osmanlı Devleti kurulacak ya, Osmanlı Balkanlara geçecek ya, Osmanlı tarihinde de beni Balkanlardan atmaya çalışacaklar arkadaşlar. Hocam beni Anadolu'dan atmaya sadece burada mı çalıştılar? Hayır. Kurtuluş Savaşı'nda da beni Anadolu'dan atmaya çalıştılar. Orada da Atatürk gibi biri çıktı onların karşısına. Bu sefer de atamadılar gene Anadolu'ya. Yani Kurtuluş Savaşı'nda da benim üstüme gelenler aslında Haçlı Birliği'dir. Yani İngiltere, Fransa, İtalya falan filan yani orada. Tamam. Evet. Birinci Kılıç Arslan zamanında birinci Haçlı Seferi gerçekleşmiştir. Birinci Haçlı Seferi gerçekleşti. Birinci Kılıç Arslan zamanında. Ve şurasını soru yaptı işte. Haçlılar geldiği için bu birinci Kılıç Arslan zamanında başarısızız bu birinci Haçlı Seferinde. Başkenti İznik'ten Konya'ya taşıdık. Yani geri çektik birazcık. Nereye gitmiş? İznik'ten Konya'ya taşıdık başkentimizi arkadaşlar. Tamam. Yani birazcık daha geriye çektik. Zaten bunu kim zamanında? Ya yani Kılıç Arslan zamanında nereden nereye taşıdım diye sordu KPSS'de. Yanılmıyorsam 2021 KPSS'de. Tamam. Evet. Birinci Kılıç Arslan zamanında bunları bilmem yeterli zaten ama şunu da söyleyeyim. Bak. Haçlılar geldiğinde işte burada Anadolu'ya geldiğinde sadece Anadolu'ya değil bu arada bak Hristiyanlığı yaymak açısından beni Anadolu'dan atmak açısından kutsal toprakları Kudüs'ü ele geçirmek orası diğer dinler içinde kutsal biliyorsun Kudüs'ü de ele geçirmek için geliyorlar ve bu evet mesela Urfa, Antakya ve Kudüs'ü alıyorlar burada arkadaşlar. Ne yapmışlar bak kontluklar kuruyorlar küçük krallıklar kuruyorlar orada Urfa, Antakya ve Kudüs alındı. Haçlılar ne yapmış? Urfa, Antakya ve Kudüs'ü benden almış. Tamam? Evet. Peki şimdi gelelim birinci Mesut zamanına. Hemen oradan yine şurayı sileyim. Şöyle birinci Mesut dediğimde birinci Mesut döneminde Haçlılar ikinciye geliyor. Ne var? İkinci Haçlı Seferi gerçekleşti. İkinci Haçlı Seferi gerçekleşti. Tamam. Amaç gene aynı. Beni Anadolu'dan atmak, kutsal toprakları ele, doğunun zenginliklerini ele geçirmek falan, Hristiyanlığı yaymak gibi şeyler. Ha, şimdi mesela şunu da söyleyeyim sana. Müfredatımız da yok ama Haçlı seferlerine bir sürü feodal bey, toprak ağası katılmıştır. Amaç ne? Topraklarına toprak katmak. Fakat katıldıkları bu Haçlı seferlerinde feodal beyler öldüğü için Orta Çağ Avrupa'sında feodalite sistemi zayıflamıştır arkadaşlar. Yani feodalitenin yıkılma sebeplerinden biri de şu. Haçlı seferlerine katılan feodal beyler ölmüştür de diyebilirim yani. Tamam? Evet. İkinci Haçlı seferi gerçekleşti. Fakat burada Haçlılar başarısız. Tamam? Burada Haçlılar Hristiyan Birliği başarısız ve biz Mesut zamanında ilk defa şunu biliyoruz. Anadolu'ya artık Türkiye denilmeye başlandı arkadaşlar. Anadolu'ya artık ne denilmiş? Türkiye. Yani coğrafi bir terim olarak kullanılıyor. Türk yurdu olması açısından. Önceden Bizans Orta Asya'ya Türkiye diyordu mesela 6. yüzyılda. Şimdi Anadolu'ya Türkiye demeye başlamışlar. Türkiye devleti diye bir devlet ise 23 Nisan 1920'de TBMM açılınca kurulacak. Ve aynı zamanda Mesut kendi adına bakır ya da fes denir ona. Kendi adına bakır para da bastırmıştır. Birinci Mesud'um benim. Evet. Var mı sıkıntı burada Berk? Undaba. Almanca. Sen Almanca öğretmeniz dedin.
Tam bir Hans gibisin zaten şu an. Bu Hans şey değil mi? Almanya'da hemen hemen Ahmet Mehmet gibi bir şey değil mi? İkinci. Kılıç Arslan. İlk önce şunu bileyim. Kendi adına nasıl para? Evet. Dinar ve dirhem bastırmıştır, değil mi? Evet, kendi adına aslında altını bilsen yeter. Kendi adına altın para bastırmıştır. Tamam, evet. İki dirhem bir çekirdek olmuşsun mantığı da oradan geliyor işte. Eskiden dirhemleri toplayınca bir altın çekirdek oluyormuş falan yani. Tamam. Şimdi ikinci kılıç aslında şöyle bir özelliği var. Ölmeden önce, böyle mesela burasından soru yaparım. Ölmeden önce Türk geleneklerine göre ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştıran hükümdar hangisidir? Kimmiş? İkinci Kılıç Arslan. Bak 11 oğlu arasında paylaşıyor ülkeyi. Yani şey gibi düşün. Bizde de ölmeden önce babalar toprakları, tarlalarını, mallarını çocuklar arasında pay edebilir yani. Yani bu bir, tam bir Türk geleneğidir yani. Ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırdı. İşte bu da saltanatın ve verasetin bir göstergesidir aslında, değil mi? Neydi veraset? Ülke ailenin ortak malıdır anlayışı vardı arkadaşlar. Şimdi burada 1176 Milya-Kefalon Savaşı. Evet. 1176 Milya-Kefalon Savaşı. Arkadaşlar aslında Kumdanlı Savaşı da denir. Denizli'nin Kumdanlı bölgesinde yapıldığı için kimle diyorum yine? Bizans'la. Bak sadece Bizans'la yaptığım için bu bir Haçlı Savaşı değildir. Ha. Komnenos, Alexios Komnenos diye bir hükümdarları var. Burada hükümdarın adını da bilmene gerek yoktur bu arada. Tam muhabbeteciye lazımdır o. Bu savaşın şöyle bir özelliği var. Yurt tutan savaşı olarak da bilinir. İlk önce onu bileyim. Neymiş bu? Yurt tutan savaşı olarak bilinir. Bizans yenilgiye uğradı. Şu an şu demek bu. Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı anlaşıldı. Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı anlaşıldı ve Bizans savunma durumuna geçti burada. Tamam? Bizans savunma durumuna geçti. Neyle? Milya-Kefalon Savaşı ile buna benzer savaşların var. Mesela ileride Osmanlı'nın Balkanlardan atılamayacağının anlaşıldığı bir savaşta olacak ama onu Osmanlı'da göreceğim. Adı İkinci Kosova Savaşı. Yani işte orada da beni Balkanlardan atamayacaklarını anlayacaklar. Mesela Malazgirt Meydan Marası'na yurt açan savaş dedik biz. Türkler Anadolu'ya girmeye başladı. Anadolu'nun kapıları biliyorsun. Türkler açıldı. Ha, sevmediğim bir klasik cümleydi. Anadolu kapıları Türkler açıldı. Burada da yurt tutan savaşı Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı anlaşıldı. Ona da yurt kurtaran diyoruz. 26 Ağustos 1922'de Atatürk'ün yaptığı büyük taarruzda İsmet Paşa'nın isabetli top atışlarıyla Kocatepe'den başlayan büyük taarruz yurt kurtaran savaşı diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Evet. Bir de Anadolu'nun ilk kervansarayı da bu dönemde. O da çok önemli arkadaşlar. Nedir o? Alayhan. Alayhan. Kim dönemiymiş? İkinci Kılıç Arslan'ın zamanında Anadolu'nun ilk kervansarayı. Bakın buradan neyi anlarım ben? Anadolu bir kervansaray yapıyorsak o zaman arkadaşlarım ticarete önem veren bir devlet bu. Hatta ticarete o kadar çok önem veriyor ki tüccarlar rahat bir şekilde gelip ticaret yapabilsinler diye sigortacılık sistemini başlatıyor. Yani tüccarların mallarını sigorta ediyor ki ne yaparsın sen tüccar olarak garantiye alıyorlar mallarımı o zaman. Ben Anadolu'da rahat bir şekilde ticaret yapabilirim diyor, tamam? Evet. Onu da ilk baştan Gıyasettin Keyhüsrev'dir ama Alaaddin Keykubat döneminde falan da sigortacılık sistemi devam etmiştir. Burası çok soru yapıyor mesela. Sigortacılık sistemini Anadolu'da başlatan devlet. Anadolu Selçuklu Devleti diyeceğim. Buradan da neyi anlıyorum? Ticarete önem veren bir devlet olduğunu anladık, tamam? Evet. Şöyle geleyim. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev. Oraya gelmeden önce şunu da söyleyeyim ama. Şimdi arkadaşlarım, tahtta ikinci Kılıç Arslan varken
Haçlılar üçüncüye gelecek. Üçüncü Haçlı Seferi gerçekleşecek. Tamam mı? Ama üçüncü Haçlı Seferi'nin gerçekleşmesine sebep olan, bu sırada Mısır'da varlığını sürdüren bir devlet, Eyyubiler. Selahaddin Eyyubi, birinci Haç Seferi'nde kaybettiğimiz işte Kudüs'ü geri alacak. Haçlılar üçüncüye gelecek. Yani Haçlılar Türklerin üzerine üçüncüye geldiğinde Anadolu Selçuklu tahtında kim varmış? İkinci Kılıç Arslan varmış da diyebiliriz. Tamam. Onu Eyyubileri işlerken tekrar hatırlatacağım zaten. Şöyle dedim. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev. Sıkılıyor mu lan? Yani şeyden dolayı şimdi sınav bitti falan hocam video çekme. Evet. Senin de öğretim bitti zaten. Çok da öğretim. Evet. Peki. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev. Bunlar da Keyhüsrev, Keykavus falan Fars kültürünün etkisi. Büyük Selçuklu'da da vardır Fars kültürü etkisi. Burada da vardır arkadaşlarım. Tamam. Hemen şöyle bildim. Antalya'yı aldı. Ne için? Ticaret limanı haline getirmek için. Ha? Mesela Kıbrıs Krallığı ile ticari anlaşmalar yaptı. Mesela Antalya'yı aldı. Kıbrıs Krallığı ile ticari anlaşmalar da yapan kim? Yine Venedik ve Kıbrıs Krallığı'yla da diyebilirim. Amaç hep Akdeniz'de ticareti canlandırmak. Tamam. Evet. Şurası önemli. Şey yazayım buraya. Sigortacılık. Sigortacılık sistemini başlattı. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev. Ve Alaşehir Muharebesinde savaş alanını gezerken şehit oldu. Evet. Şimdi bu buna benzer bir Osmanlı hükümdarı da olacaktır. Ama Alaşehir Muharebesi Anadolu Selçuklu Devleti ile kim arasında? Arkadaşlarım Alaşehir Muharebesi Anadolu Selçuklu Devleti ile İznik Rum İmparatorluğu arasında. Şimdi hocam siz bunlardan bahsederken Anadolu'da İznik Rum İmparatorluğu falan demediniz. Diyeyim şimdi. Biz size 3. Haçlı Seferi'nden bahsettik değil mi? 3 kere gelmişler. Bunlar 4.'ye gene gelecekler. 1200'lü yılların başında. Tamam mı? 4.'ye gene gelecekler arkadaşlar. Şimdi yalnız Haçlılar yani gelen Latinler 4.'ye geldiğinde bu sefer buradaki Bizans üzerine gelecekler. Bizans'taki İstanbul'daki taht kavgalarından yararlanıp amaçları İstanbul'da bir Latin krallığı kurmak. Yani 4.'ye gelen Haçlılar Türkler üzerine değil de kimin üstüne gelmiş? Bizans'ın üstüne gelmiş. Ne için? İstanbul'u Latin krallığı kurmuş. Bizans sülalesinin bir kısmı Trabzon'a kaçar. Trabzon Rum İmparatorluğu kurulur. Bir kısmı da İznik'e kaçar. İznik Rum İmparatorluğu kurulur. O zaman 4. Haçlı Seferi sonucunda ne kurulmuş? İznik Rum İmparatorluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu. Hocam o zaman Anadolu Selçuklu Devleti kimle savaşmış? 4. Haçlı Seferi sonucunda kurulan İznik Rum İmparatorluğu'yla. Kim zamanında savaşmışım? Gıyasettin Keyhüsrev. Savaş alanında gezerken ölen kim? Gıyasettin Keyhüsrev. Peki hocam sonra bu devlet ne oluyor? Bu devlet sonra İstanbul'da Bizans'ı tekrar canlandırıyor. Tamam. İznik Rum İmparatorluğu ne yapmış? İstanbul'da Bizans'ı tekrar canlandırmış. Hocam bu kalıyor. Varlığına devam ediyor. Ona 1461'de Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet son verecek. İznik'i alan Orhan Bey tabii ki. Aynen. Ama İznik Rum İmparatorluğu kendi kendini lağv ediyor ve İstanbul'da Bizans'ı canlandırıyor tekrar. Tamam? Evet. Ne dedin sen? Bir daha söyle bakayım. İzni alan kim? Peki Edirne'yi alan kim? Birinci Murat. Sırayla gidiyor. Osman, Orhan, birinci Murat. Tamam. O zaman İznik, Orhan zamanında başkentlik yapacak Osmanlı. Tamam. Edirne'de birinci Murat zamanında başkentlik yapacak. Peki. Şey gibi oldu. Ne dedin sen? Çat. Evet, aynen. Bahsedeceğiz oralarda. Şimdi geleyim
Birinci İzzettin K. Kaus'a. Çok bir şey yok aslında da birinci İzzettin K. Kaus. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ya da oraya yazmayayım, şuraya yazayım. Sultanı Galip olarak da bilinen bir Selçuklu hükümdü. Söylemişim mi derste? Sultanı Galip neden Sinop'u aldı? İçin almış. Evet, aynen. Sinop'u aldı. Sinop alındı ve Sinop'ta evet. Sinop'ta tersane inşa edildi. Bir tersane yapıldı. Gemi yapım yeri. Ama donanmanın kurulduğu yer olarak Alaaddin Keykubat dönemi diyeceğim kardeşim. Şimdi zaten nereye geldim? Alaeddin Keykubat zamanı. Sultan Galip kimmiş? Birinci İzzettin Keykubat. Galiplerin sultanı anlamında tersten okuyorum. Eski Türkçe tamlamaları. Geldim nereye? Alaeddin Keykubat zamanı. Birinci Alaaddin Keykubat. Hemen şöyle dedim. Birinci Alaaddin Keykubat. Tamam. Evet. Şimdi burayı tümden sileyim ben. Çünkü bir şey göstereceğim size. Burayı tümden sil. Tamam. Alaaddin Keykubat da orada dursun. Bir kere şunu bileyim. En parlak dönem. Tamam. Anadolu Selçuklu için en parlak dönemi kimmiş? Alaaddin Keykubat. Şimdi arkadaşlar bir kere Alaaddin Keykubat zamanı çok önemli bir savaş olacak. Adı da Yassıçemen Savaşı. Tamam. İlk önce ondan bir bahsedelim. Ben şuraya gene hemen Alaaddin Keykubat orada dursun. Şöyle bir Hazar Denizi mi yaptım? Tamam. Şurada da bir tane Aral Gölü var. Burası Hazar Denizi. Türkiye haritam burada zaten. Burası Aral Gölü. Şu Aral Gölü'ne dökülen iki tane nehir vardı. Bir tanesi Seyhun, bir tanesi Ceyhun Nehri. Tamam. Bak şu bölgeye ne diyordum ben? Maverayun Nehir. Ha, Semerkant ve Buhara buralardaydı. Buradaydı değil mi? Hatta Karahanlılar hükmedecekti buraya. Şimdi şu Seyhun ve Ceyhun Nehri'nin Aral Gölü'ne döküldüğü deltaya ise şuralara yani şu bölgeye yani Harezm bölgesi denir. Buraları neymiş? Harezm bölgesi. Bu bölgeye hükmeden kişiye Harzemşahlar denir. Arkadaşlar. Kimmiş bunlar? Harzemşahlar. Hocam bu kim? Şurada benim bir İran'da Büyük Selçuklum yok muydu? Evet. Nasıl Anadolu Selçuklu Büyük Selçuklu'dan kopup Anadolu'da kurulduysa Harzemşahlar da Büyük Selçuklu'dan kopup burada kuruldu. Arkadaşlar. Harizm bölgesinde. Tamam mı? Şimdi Anadolu Selçuklu tahtında Alaaddin Keykubat varken Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında savaş yaşanacak. Adı da şu bölgeden kaynaklanan Ağlat bölgesi burası. Tamam. Yassıçemen Savaşı. Yani sınır sorunu yaşıyorlar. Harzemşahlarla Anadolu Selçuklu Ağlat bölgesinden dolayı sınır sorunu yaşayacaklar. O zaman buraya şöyle dedim. 1230 Yassıçemen Savaşı, Yassıçemen Savaşı kimle kim arasındaymış? Anadolu Selçuklu'yla Harzemşahlar arasında. Şimdi hocam biz Anadolu Selçuklu Devleti olarak tabii ki bu beylikleri kendi içimize kattık. Orası başka mesele. Yani şuralar hep ne? Bunları sildik. Bu beylikleri aldık ya hep. Değil mi? Aldık ya hep. Şurası artık Anadolu Selçuklu Devleti. Doğru mu? Şimdi şu bölgeden Ağlat bölgesinden dolayı Harzemşahlarla bu savaşı yapacak Alaaddin Keykubat. Ama biz Harzemşahları yıkmayacağız arkadaşlar. Yıkılma sürecine sokacağız. Tamam? Mesela savaşın tarihi 1230'dur, yıkıldığı tarih 1231'dir. Hocam kim yıktı? Moğollar yıktı. Peki bu savaşın en önemli özelliği ne? Alaaddin Keykubat Harzemşahları yıkılma sürecine soktuğu için şuradan gelen evet, Moğollar, Cengiz Han, değil mi? Moğolların amacı ilk önce Çin'e saldırmadan önce Batı'ya saldırmak. Bu tarafa. Burada siyasi birliği bozmak yani. Arkadaşım. Dolayısıyla sen şimdi bu devleti yıkılma sürecine sokarsan Moğolların önünü açmış oluyorsun. Doğru mu? O zaman bu savaşın en önemli özelliği ne diyeceğim? Anadolu Moğol istilasına açık hale geldi. Anadolu
Moğol istilasına açık hale geldi arkadaşlar. Neyle? Yassı-Semen Savaşı ile. Var mı buraya kadar sıkıntım? Peki. O zaman Alaaddin Keykubat'la alakalı bir şey daha söyleyeyim. Şurayı sildim. Kırım'ın Suudak Limanı'na ilk deniz aşırı seferi yapmıştır. Bunu da KPSS'de sorular, hatırlıyorsun değil mi? Şöyle bahsedeceğim şimdi. Alaaddin Keykubat ne yapmış? Kırım'ın Suudak limanına ilk deniz aşırı seferi yap. Alaaddin Keykubat dönemi gelişmelerinden değildir diyordu. 2023 KPSS sınavında zaten bir hafta falan oldu, 10 gün falan oldu sınav olalı. Arkadaşlar, şıklarda da şöyle bir şey diyor. Karadeniz bir tür gölü haline geldi diyor. Alaaddin Keykubat zamanında Karadeniz bir tür gölü haline gelmiyor. Fatih Sultan Mehmet zamanında. Orada Kırım'ı alıyoruz mesela Fatih zamanında. Karadeniz'in etrafı Türk topraklarıyla çevrildiği için artık Türk gölü haline geldi diyebiliyoruz. Ama mesela Trabzon Rum İmparatorluğu var burada. Türk toprağı değil. Daha Karadeniz bir Türk gölü oldu diyebilir miyim? Diyemem. O Fatih zamanında Kırım'ı aldığımızda. Burada Kırım'ın Suudak limanına deniz aşırı bir sefer yapmışım. Alaaddin Keykubat zamanında. Ve ah, yoruluyor mu lan? He, yoruluyor mu lan, değil mi? 46. dakika demiş. Peki. Alaaddin Keykubat dönemiyle alakalı başka bir şey bilmene gerek yok. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi İzzettin Keykubat Sinop'ta tersane kurdu ya. Bu da donanma inşa ediyor. Ha? Hadi yazayım gene de. Sinop'ta donanma inşa etti. Ama sadece Sinop'ta değil. Aynı zamanda vurdukça tozuyor. Alanya'yı aldı. Bak, Antalya'yı alan birinci Gıyasettin Keyhüsrev. Tamam. Alanya Kalesi'ni ya da Kolonovros Kalesi der. Yazayım. Alanya ya da Kolonovros Kalesi. Tamam. Ya da Alayye. Bak, zaten kimin adından geliyor bu bak? Alaaddin'in adından geliyor. Alayye Kalesi. Alan kimmiş? Tamam, orada da ticari faaliyetini geliştirdi ve donanma inşa etti aynı zamanda. Tamam mı? Yine Alaaddin Keykubat döneminde. Peki. Şimdi geldim yıkılma sebeplerine. Onları da şuraya yazayım. Tamam. Yıkılma sebepleri. Duman ettim burayı. İnşallah yazılar görülüdür. Kapıyı açalım. Peki. Yıkılma sebeplerine baktığımızda arkadaşlarım, her Türk devletinde olduğu gibi burada da ne var? Taht kavgaları var. Her Türk devletinde olduğu gibi burada da ne var? Taht kavgaları var. Mesela Yassı-Çemen Savaşı'nı gördüm demin. Yazabilir miyim? Evet. Aynen. Yassı-Çemen Savaşı. Çünkü Moğol istilasına açık hale geldi Anadolu. Yani kendi bindiği dalı kesti abi. Ha bak, şunu da söyleyeyim. Ben bu Arzemşalıları ileride gene göreceğim de. Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğindeki bir devlet. Yani onlar kendini öyle görür. Biz Büyük Selçuklu'nun devamıyız der. Ama buna kim, son veren kim olacakmış? Moğollar. Otrar faciası diye bir facia ile ileride bahsedeceğim onlar. Şimdilik Anadolu Selçuklu buna son vermedi. Yıkılma sürecine soktu diye bilmem yeterlidir arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle diyeyim. Babailer isyanı ya da Baba İshak isyanı ya da Baba İshak isyanı 1240. Arkadaşlarım, bu Anadolu'daki ilk Türkmen isyanıdır. Tamam, Anadolu'daki ilk Türkmen. Zaten Türkmenler, Oğuzlar hep küstürülüyor. Büyük Selçuklu zamanından beri devlete küstürüyor. Şimdi ben bu isyanı bastırmakta zorlanırsam, Anadolu'daki bir Türkmen isyanı bastırmakta zorlanırsam, Anadolu'ya gözünü dikmiş olan Moğollar şöyle demez mi? Oh! Arzemşahlar yıkılma sürecine girdi, zayıfladı. Arzemşahları yıktık. Anadolu Selçuklu bir isyanı bastırmakta zorlanıyor. O zaman ben saldırayım demezler mi Anadolu'ya? Tam maddidir der yani. Sen bir isyan bastırmakta bile zorlanıyorsun çünkü. O zaman bu ilk Anadolu'daki ilk Türkmen isyanı, ilk dini nitelikli isyan. Değil mi aynı zamanda? Neye sebep olmuştur? Yıkılma sebeplerinden biridir. Çünkü Moğolların iştahını kabartmıştır. Ben bu isyanı bastırmakta zorlandığım için. Ve aynı zamanda 1243 Köse Dağ Savaşı. İşte şimdi geldi Moğollar. Moğol ilhanları. Yani Cengiz Han ölmeden önce ülkeyi oğulları ve torunları arasında paylaştırdı. Bak, Moğollarda da bir Türk geleneği var. Aynı kim gibi? İşte 2. Kılıç Arslan gibi, değil mi?
Bu köşede as savaşıyla Anadolu'yu silah ettiler. Arkadaşlar Moğolların politikası hep şudur. Böl, parçala, yönet. Moğollar Çin'e saldırmadan önce batısındaki bu Anadolu'daki siyasi birliği parçalamak istiyor. Ha? Dolayısıyla 1243 Köşede As Savaşı'yla Anadolu Selçuk Devleti yenildi arkadaşlarım ve ne çıktı ortaya? İkinci Türk beylikleri. Anadolu'da ne çıkmış ortaya? Birinciler nerede çıktı? Malazgirt'ten sonra. İkinci Türk beylikleri nerede çıktı? Moğollar çıkarttı işte onları. Amaç ne? Bunu zayıflatmak ve siyasi parçalanmışlık yaratmak. Ama bu ikinci Türk beyliklerinin içinde kim olacak? Osmanoğulları da. Değil mi? Yani her şerde bir hayır vardır da diyebiliriz burada. Peki. Şimdi bu 1243 Köse Savaşı'nda Türklerin yenilmesine de sebep olan büyük hükümlerden bahsedeyim. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev aynı zamanda devletin de yıkılma sebeplerinden biridir arkadaşlarım. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev. Şimdi bak, ikinci Gıyasettin Keyhüsrev Köseler Savaşı sırasında savaş alanı tutamıyorlar kendisini. Tamam, korkuyor yani. Bir de bunun veziri var Saadettin Köpek. Bunun politikaları, bunun devleti yönetememedeki beceriksizliği ve bir de vezir Saadettin Köpek'in entrikaları arkadaşlarım. Şöyle diyeyim. Vezir Saadettin Köpek'in entrikaları. Buradaki köpek çok sadık olduğundan değil. Orada bir ironi var. Mesela bir entrikasını söyleyeyim mesela. Anadolu Selçuk tarihçisi vardı bir tane. Ravendi. Tamam, çok önemli bir tarihçidir. Bahsedeceğim bilim kısmında. Ravendi'ye göre, bu tarihçiye göre Alaaddin Keykubat bunun yüzünden zehirlenerek öldürülmüştür. Mesela. Tamam. O yüzden entrika çok yapıyor. Onun da sayesinde. Yani, bu da devletin yıkılma sebeplerinden biri olan vezir yani arkadaşım. Bir de şundan bahsedeyim. Bir Elbistan Savaşı var. Tamam mı? O Elbistan Savaşı çok önemli değil de. Mesela bir tane bir vezir daha var. Muhyiddin Pervane diye bir Anadolu Selçuklu veziri var. Bu sırada işte Moğollara karşı Mısır'daki Eyyubilerden sonra kurulan bir devlet olan Memlüklerden Baybars'tan yardım istiyor. Baybars da, Sultan Baybars da Muhyiddin Pervane'nin yani Selçuklu'nun çağrısına uyup Anadolu'ya geliyor arkadaşlarım. Fakat Baybars beklediği desteği şeyden göremiyor. Muhyiddin Pervane'den göremiyor. Tabii ki şeyi yeniyor. İşte Moğolları falan yenebiliyor Baybars. Fakat Moğollar da daha sonra Muhyiddin Pervane'yi öldürüyorlar. Neden? Çünkü Baybars'tan yardım istediği için. 1277 tarihli savaşın sebeplerinden bahsettim Elbistan Savaşı'nın. Ama genel kültür tarihi testi açısından bunun çok bir önemi yoktur. Biz sizle bundan sonra arkadaşlarım ikinci Türk beyliklerini göreceğiz. Anadolu'da kurulan. Nereden sonra kuruldu onlar? Bir dikkat edeyim şuraya. 1243 Köşedağ Savaşı'ndan sonra ikinci Türk beylikleri kurulacak. Orada Osmanoğulları da olacak. Bir hemen kapama tamam. Benden bir iki saniye sonra falan kapat. Tamam, görüşmek üzere arkadaşlar.